Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK toplantısına gönderdiği mesajında Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Çin, ABD'nin güdümlü füze taşınan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada ABD gemilerinin seyri sefer serbestisi bahanesiyle güç gösterisi yaptığını ve bölgede gerilim yaratmaya çalıştığını savundu. ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı. Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle dün gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzaladı. Global Times gazetesinin haberine göre Çin kendi petrol rezervlerini açarak ABD'nin hızla yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle başa çıkmasına yardım edebilecek. Fakat ABD'nin de bunun karşılığında Çin-Amerikan işbirliğinin koşullarını içtenlikle iyileştirmeye çalışması gerekecek. ABD Başkanı Joe Biden petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varillik stratejik petrol rezervini kullanacağını duyurmuştu. Çin, ülkedeki ünlülerin sosyal medya üzerinden zengin yaşam tarzları ve servetleriyle gösteriş yapmalarını yasakladı. Çin Siber Dünya İdaresi'nden yapılan açıklamada ünlülere ve hayran kulüplerine ait hesapların kamu düzeni ve edep kurallarına uyması gerektiği belirtildi. Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 27 göçmen hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzensiz göçmenlerin Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Çin'in bir dönem toplama kamplarında tuttuğu Uygur Türk'ü emekli memur Gülbahar Ativaşi, tuvalet bile yoktu, sadece onların istediği zamanlarda gidebiliyorduk. Kadınlara yılda iki kez ne olduğunu bilmediğimiz bir iğne yapıyorlardı dedi. Kamplarda öğretmenlik yapmaya zorlanan Kaybinur Sıddık da kamplarda kalanlar sadece işkence görmedi, tecavüze de uğradılar. Şahit olduğum ve yaşadığım hiçbir şeyi unutamıyorum. Türkiye'den Uygurlar tamamen yok olmadan yardım talep ediyorum diye konuştu.